Guardia Türka'dan merhaba arkadaşlar. Çok böyle özlemle istediğiniz Bull Terrier videosunu çekmeye başlıyoruz. Bull Terrier'ler biliyorsunuz 19. yüzyılın başında İngiltere'de geliştirilmiş köpekler. Şimdi niye beyaz Bull Terrier'le başladık? Size söyleyeyim. Bu bizim obez, çok boğazına düşkündür bu. Tombalak. Sürekli yer. Bu bana Cem abiden geldi. Cem Stunç'tan. Çok da kibardır. Onu. Şimdi Bull Terrier'lerde niye beyazla başladık? Çünkü Bull Terrier'ler üretildikten sonra ilk 20 yıl boyunca hat hep beyaz geldi. Sonradan renklendiler. Bull Terrier'lerin çıkış noktası nedir? 1860 yılında İngiltere'de köpek dövüşleri yasaklanınca büyük köpeklere dövüştürmek sorun teşkil ediyordu. Neden? Büyük alanlar gerekiyordu. Bu sefer yasağa rağmen köpek dövüştürmek isteyenler ne yaptılar? Küçük alanlarda, dar alanlarda dövüştürülebilecek köpek ürettiler. Bu köpeği üretirken ne yaptılar? Bu köpeği üretirken arkadaşlar İngiliz Bulldog'dan yola çıktılar. Bunu şu an nesli tükenen İngiliz Terrier'ler var. İngiliz Bulldog'la İngiliz Terrier eşleşmelerinden içine Pointer falan da koydular zamanla. Bull Terrier kadar güzel bir ırk çıktı ortaya. Şimdi Bull Terrier'ler görüyorsunuz kısa tüylüdür. Şu an tabii tüy değişim mevsimi, biraz onun etkisi de var. Yoksa pek tüy döken köpekler değillerdirler. Çok sevecen, aile dostu, aile içi köpeklerdir. Aileye çok düşkündür. Şimdi bunları James Hinks adlı bir adamın ürettiğine dair kayıt var. O yüzden James Hinks'in adını burada ne yapacağız? Anacağız anlatırken. Sonra ırk özelliklerine geçeceğim. Niye ben hani hep size bahsederim ya. Aile köpekleri. Biliyorsunuz biz hep aile içine uygun köpeklerden bahsederiz. Bakın Bull Terrier'ler tam işte bu aile köpeklerindendir. Cüssesine göre en güçlü dünyadaki köpek ırkıdır cüssesine göre. Aileye, çocuklara çok düşkündür, dışarıya çok serttir. Hani evde prese kanarıyor biraz büyük falan diye düşünüyorsanız Bull Terrier küçük ırk olarak uygundur. İki tipi vardır bunun, minyatürleri var, büyükleri var. Onların özelliklerini ben birazdan size anlatacağım. Oluş! Anam! Babası! Babası! Şimdi bizim çocukluğumuzda çizgi film vardı. Hop 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 değiş ton ton diye. Böyle hop 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 değiş ton ton dendiği zaman ne olurdu? Ton tonlar şekil değiştirirdi. Şimdi biz sizle beraber hop 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 değiş Bull Terrier diyelim. Hop 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 değiş Bull Terrier. Değişti Bull Terrier. Bull Terrier değişti. Şimdi arkadaşlar Bull Terrier'lerin yapılarına geldiğimizde Bull Terrier'ler erkek bir dişi olarak 23-27 kilo arasında olur. Ya biraz önce bizim olan biraz obezdi, 35 kilo. 53-56 kilogram, 53-56 santim de boy yükseklikleri olur Bull Terrier'ler. Şimdi minyatürlerde bunu ortadan ikiye bölmeniz gerekir. Nedir minyatürlerin kilogram ölçüleri? 11-15 kilo arasındadır. Boyları da 25-35 santim arasında olur. Ben minyatürleri dediğim gibi pek sevmem. Teacup'ları da sevmem, minyatürleri de sevmem. Standartları severim her zaman için. Bull Terrier'ler 10 ila 15 yıl arasında bakımına göre yaşar. İyi bakarsanız 15-18 yılı bile görebilirsiniz. Ev için ideal köpeklerdir. Muhteşem aile köpeğidir. Çocuklara çok düşkündür, insanlara çok düşkündür. Dışarıya karşı da sert bir köpektir. Yani o yüzden Bull Terrier'lerinizi ne yapıyoruz? Agresif yavru almıyoruz her zamanki gibi. Ve sevecen yetiştiriyoruz. Hani evde büyük köpek zor geliyor bana diyenler için ideal ev köpeğidir Bull Terrier'ler. Ev içinde besleyebileceğiniz. Hani millet görüntüsünden, burun yapısından kaynaklı ya işte biraz itici geliyor der ama inanın bunlar sevgi pıtırcığıdır. Böyle sevecen, sevgiye böyle aç köpekler göremezsiniz. Çok güzeldirler. Zamanla gözünüz alışır, aşık olursunuz. Değil mi kızım benim? Güzel kızım. Bir daha hop 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 yapalım mı sizle? Hop hop hop. Değiş Bull Terrier. Hop değişti Bull Terrier. Bak bu da Ateş. Ateş benim oğlum. Fawn rengi. Çok severim ben Ateş'i. Ateş. Canım oğlum benim.
Şimdi arkadaşlar, dedik ki size bulldoglarla İngiliz teriyerlerden yola çıkarak 1860'tan sonra üretilmiş bir köpektir dedik. Burada dikkat etmeniz gereken şu, ben yorumlara bakıyorum. Birçok arkadaşımız yanlış biliyorlar. Bull teriyerleri pitbull türevi olarak düşünüyorsunuz. Değildir. Pitbull'lar, pitbull teriyerler, Amerikan pitbull teriyer olarak geçer. Ve Amerikan Staffordshire teriyerler, onlar Amerika'da üretilmişlerdir. Bull teriyerler İngiltere'de üretilmiş köpeklerdir. Bir kere çıkış farklılıkları var. Hani burada şöyle bir değerlendirme yapacaksınız arkadaşlar. Hani toplumlardan bağımsız olmaz diyorum ya. İngiltere'de işte daha aristokrat, kanuna daha uygun, daha düzgün insanlar yaşarlarken ne yapmışlar? Sabıkalıları, problemlileri, tecavüzcüleri, katilleri Amerika'ya göndermişler. Amerika'da o kültür gelişmiş. Şimdi köpeklerin üretildiği tarihler 1900'lü yıllara doğru, 1800'lerin sonu. Şimdi Amerika'da pitbull'lar, pitbull teriyerler, Amerikan staff'lar üretilirken İngiltere'de de bull teriyer ortaya çıkmış. Pitbull'ların ve Amerikan staff'ların kökeninde yine İngiliz bulldog vardır. Bull teriyerdeki gibi yine teriyerler vardır ama farklı teriyerler kullanılmıştır. Yani Boston teriyerine kadar bir sürü pitbull'lar da Amerika'da kendi teriyerlerini kullanmışlardır. İngiltere'de üretilen bu ırk daha kontrollü bir ırktır diyebilirim size. Bull teriyer aşkı da bir başka aşktır. Bak, yani aşık olursunuz köpeğe. Ben birazdan size bir daha hop 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 yapacağım. Ondan sonra diğer köpeğimizle de devam edeceğiz hep beraber. Hop hop hop. Değiş bull teriyer. Hop, değişti. Yine değişti bak. Şimdi ben size hep ne diyorum arkadaşlar? Toplumların genetik kültürlerinden bağımsız, kendilerine ait genetik kültürde köpekler oluşmazlar. Yani köpeklerin genetik kültürüne baktığınız zaman köpekleri bulursunuz. O yüzden mesela Amerikan Pitbull Terrier'le Amerikan Staffordshire Terrier Amerika'da üretilmişlerdir. Bull Terrier'ler İngiltere'de üretilmişlerdir. Arada kültür farkı vardır. İşte Amerika'dakiler birazcık daha vahşi tiplerdir üretenler. İngiltere'dekiler birazcık daha aristokrat tiplerdir, köpekleri üretenler. Şimdi hayata oradan bakın. Şimdi burada yanlış anlaşılma oluyor. Bazı arkadaşlar diyorlar ki yani işte bull teriyerler pitbull türevidir. Değil. Şimdi bu aynı yanlış anlaşılma. Mesela Charles Darwin vardır. Charles Darwin'i okuyanlar da bilirler. Okumadan değerlendirenler bu konuyu anlayamamışlardır. Ya biz bu insan maymundan gelmiş olabilir mi? İşte senin baban maymun mu gibi konuşurlar. Oysa Charles Darwin bu evrim sürecini anlatırken insanlarla maymunların, orangutanların ortak atalardan geldiğini söyler. Şimdi Amerikan Staffordshire Terrier, Amerikan Pitbull Terrier ve Bull Terrier'ler aynı ortak atalara sahip olmalarına rağmen farklıdırlar. Yani bir Bull Terrier'le Pitbull Terrier'in arasındaki fark orangutanla insan arasındaki fark kadardır. İkisinin de İngiliz Bulldog ve Terrier köpek çiftleştirilmiş olmasından ibaret değildir bu iş. Yani İngiliz Bulldog'un İngiltere'de eşleştirildiği İngiliz Terrier nesli tükendi şu an ve diğer ırklarla Amerika'da Pitbull'un kökenindeki İngiliz Bulldog ve diğer Terrier cinsleri birbirinden farklıdır. O yüzden görsel anlamda da bu kadar farklı, bu kadar birbirinden uzak ırklar çıkmışlardır. Dediğim gibi kardeşler, arkadaşlar, dostlar, Bull Terrier'ler muhteşem, sevecen aile köpekleridir. Ama korumaya geldiği zaman iş müthiş de koruyucu köpeklerdir. Bull teriyerlerimizi bak, tüy dökme problemimiz de yoktur. Pırıl pırıldır tüyleri. Bull teriyerlerinize doyamazsınız. Yani tablo gibidir. Resmini yapın, fotoğrafını çekin. Aşktır bu. Değil mi kızım benim? Şimdi benim sizden bir isteğim olacak. Biz değerlendiriyoruz. Tabii biz amatörüz, acemiyiz. YouTube'da program yapan ya da YouTuber arkadaşlarla görüşüyoruz. Şimdi istatistiklere ve analizlere bakıyoruz. Bizim sayfamızda şöyle bir diğerlerine orantısızlık var. Genelde böyle yani 60 bin takipçisi olan insanların videoları 20 bin civarında seyrediliyor. Bizde de tam tersi 2000 takipçi 6000 seyredilme ortalamalı falan bir ortalamamız var. Bizi seyreden arkadaşlar ya abone olmayı unutuyorlar. Ya da fazla mı seyrediyorlar ya da işte abone olmayanlar mı seyrediyor? Bunu daha çözemedik. Şimdi arkadaşlar,
bizim videoların bilimsel içeriklerinden memnunsanız, doğruları anlattığımızı düşünüyorsanız, bizi beğeniyorsanız, benim sizden bir ricam var. En geniş kitleye ulaşabilmemiz için ya da en geniş kitleye ulaştırabilmemiz için sayfamızı, beğendiğiniz videoları sosyal medya mecralarında, Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da paylaşırsanız bizi çok mutlu edersiniz. Biz bir aile olarak hep beraber daha hızlı büyürüz diye düşünüyorum. Yani anlattıklarımızı, paylaştığımız bilgileri en geniş kitleye biz ulaştırmak istiyoruz, bilimsel düşünceyi. Sizden de bu konuda büyük bir destek bekliyoruz. Belki çok şey istiyoruz, farkındayım ama bizi kırmayacağınızı düşünüyorum. Biraz destek olur, omuz verirseniz çok sevinirim. Hepinize esenlikler diliyorum, hoşça kalın. Görüşmek üzere.